Özel programı. Programıyla sizlerle birlikteyiz. Canlı yayın konumuz Cumhuriyet Halk Partisi Elazığ Milletvekili Gürsel Erol bizlerle birlikte. Sayın Vekim hoş geldiniz. Evet hoş bulduk Furkan Bey. Teşekkür ederim. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Çok teşekkür ediyoruz. Tabii seçimlerin ardından bir program yapmış oluyoruz ama siz zaten seçimler sürecinde seçimlerin hemen ardından açıklama yapmıştınız. Ben o ben programda hatta olmuştu. Evet. Hastalığınız, rahatsızlığınız da vardı. Ben bir iki gün bazı işler var Elazığ'la ilgili. Onlarla ilgileneceğim. Daha sonra bir ay Erazlı, Mersin'den evet, müsaade tabii. isteyeceğim. Demiştiniz biraz dinleneceğim ama sonra kaldığımız yerden çalışmaya devam edeceğim demiştiniz. Nasıl geçti bu seçimden sonraki süreç? Ya şöyle tabii yani bu sefer seçimden sonraki süreçle ilgili işte parlamentodaki yemin töreni, işte grup başkan vekillikleri, meclis başkan vekillikleri seçimi, bakanların yemin törenleri, parlamento çalışmaların başlaması yine zamanımızın ilk bölümünü parlamentoya ayırdık. Ben ilk defa 5 aydır bir hafta üst üste evimde kaldım. Tabii yalnızca ben Elazığ milletvekiliyim ama aynı zamanda partinin de parti meclis Yani partinin Türkiye'nin 81 il ile ilgili görevlendirmelerimiz de oluyor. Değişik illere gidiyoruz. Bu süreçte işte 7-8 il ziyaretim de oldu. Yani yoğun tempomuz devam ediyor. Tabii bizim için öncelik değil ama yine Elazığ. Yani Elazığ'ın sorunları, Elazığ'ın beklentilerinin sahiplenilmesi, gündeme getirilmesi. Bu süre içerisinde birkaç bakanımızla konuştum. Bakanlara Elazığ'ın sorunları ile ilgili taleplerimizi ilettim. Onunla ilgili ilimizin valisine de bilgi verdim. Yani her görüşmeden sonra sosyal medyadan paylaşmak yerine ilimizin valisine bilgi vererek gelişmelerle ilgili plan bakanla şu görüşmeyi yaptık. Bakanların geleceği gelme, planladıkları tarihlerle ilgili bilgi verdim. Bu süreçte milletvekili arkadaşlarımızla uyumlu bir çalışmamız var. Yani ilimizin 5 milletvekili ile ilgili herhangi bir sorun olduğunda kendi aramızda bir bilgi paylaşımı yapıyoruz. Bir sorunla ilgili ortak aklının geliştirmesine yönelik bir araya geliyoruz. Geçtiğimiz günlerde de valimizin, ilimizin, valimizin başkanlığında ilimizin 5 milletvekili ilimizin belediye başkanı ve ildeki köy muhtarları ve merkez mahalle muhtarları bir toplantı yaparak bu deprem süreciyle ilgili mülkiyet haklarından kaynaklı mağduriyetlerle ilgili bir toplantı yaptık. Bu son derece bence olumlu bir toplantıydı. Çünkü sonuç itibariyle biz bu şehirde seçilmiş 5 milletvekiliyiz. Bu şehrin sorunları ile ilgili, toplumun beklentileri ile ilgili, yaşanan sıkıntıların çözümü ile ilgili bir ortak aklının geliştirilmesi sorunun çözümüne de katkı veriyor. Ve bu anlamda ben gerçekten bu dönem milletvekili arkadaşlarımızın uyumundan son derece memnunum. İyi başladık. Nereye kadar gider bilmiyorum. İnşallah sonuna kadar gider. İnşallah. Ee, uyumluyuz. Parlamento'da birbirimize karşı nezaket kuralları içerisinde son derece sevgili ve saygılı davranıyoruz. Birbirimizi gördüğümüz zaman sohbet ediyoruz. Birbirimizin odasına gidiyoruz. Ee, bir sorun olduğunda aramızda telefon irtibatı kurup işte sorunun çözümü ile ilgili paylaşımı yapıyoruz. Ee, yani mesela geçmiş geçtiğimiz günlerde özellikle bu bu arpa ve buğdaların ofis tarafından alınması ile ilgili şehirde çok büyük bir sorun yaşandı. Bu evet. ben o sorunla ilgili işte bakanlık yetkililerle de görüştüm ama bu konuyla ilgili Erol Bey'i de aradım, Erol Keleş Bey'i de aradım. Kendisiyle bilgi paylaşımı da yaptım. Hatta bu konuyla ilgili yaşanan bir sorunla ilgili kendisine yönlendirmeler de yaptım. Hemen ilgilendi, döndü, bilgi verdi personel alımları ile ilgili sorun olduğunda arkadaşları bilgilendiriyorum, ilgileniyorlar. Bu yalnızca AK Parti milletvekili ilgili değil, Semih Bey ile ilgili de aynı şekilde. Yani ilimizin beş milletvekilinin ortak bir davranış şekli var. Bu şehir açısından bir kazanım. Ee, ben mesela Genel Kurulda yemin töreninde ilk başta ben onu söyleyecektim. Evet, Genel evet. Kurulda milletvekilleri isimleri anons edilince külseye gidiyorlar, yeminlerini ediyorlar, geri geliyorlar. Ama siz orada görüntülerde de çok net bir şekilde görünüyor. Siz sıranızdan kalkıp Tabii. yemin etmeye giderken Ak Parti'nin üç milletvekilinin yanına gidip onlarla tokalaşıp ondan sonra yeminizi ediyorsunuz. Sıraya karışır olabilirim. Yeminden sonra da tokalaşır önce. Önceydi, değil mi? Yemin... Önce. Şimdi seçim bitti. Seçim döneminde birbirimizle ilgili, partilerimizle ilgili, siyaset anlayışımızla ilgili vaatlerimizle ilgili her şeyi konuştuk, tartıştık. Sonuçta vatandaş sandığa gitti, tercihini yaptı. Hem ülkenin yeni yönetim kadrosu ile ilgili, cumhurbaşkanı ile ilgili hem de ilimizin milletvekilikleri ile ilgili tercihlerini kullandılar. Hepimiz de gittik, mazbatalarımızı aldık, görevimize başladık. O dönem kapandı. Yani seçim dönemindeki söylemlerimiz, vaatlerimiz, eleştirilerimiz onları kapattık. Yeni bir dönem başladı. Şimdi bu yeni dönemde Elazığ'ın Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik koşullar karşısında Elazığ'ın sorunlarına nasıl çözüm verebiliriz? Bunu konuşacağız. Tabii benim biraz daha diğer milletvekili arkadaşlarımdan deneyim farklı. Yani ben 3 dönemdir parlamentodayım. İşte 8 yıldır milletvekilliği yapıyorum. Aktif bir milletvekiliyim. İşte 5 yıldır Elazığ'ın her sokağını biliyorum. Sorunlarını biliyorum. Yaşanan sıkıntıları biliyorum. Onun için benim artık bundan sonra çok sokak gezmeme gerek yok. Artık sorunları dinlemek yerine çözümlerini bulabilmek için yine parlamento çalışmalarına biraz daha ağırlık verip arkadaşlarımızı diğer milletvekili arkadaşlarımıza doğru yönlendirmek. E bir de bir abilik misyonumuz var. Yani yaş itibariyle ve deneyim itibariyle ben diğer milletvekili arkadaşlarımızdan biraz daha bu konuda tecrübeliyim. E, bu bilgiyi bir ukalalık olarak değil, yani ben bilirim anlayışıyla değil, birlikte nasıl hareket edebiliriz? Mesela ben milletvekillerimizin AK Parti ve MHP milletvekilimizin işte Elazığ'da Parlamento'nun kapalı olduğu dönemlerde Elazığ'da gezmeleri, dolaşmaları, burada bulunmalarına son derece memnunum. Niye memnunum? Çünkü geçmiş dönemde 27. dönemde AK Parti milletvekilleri yani çok Elazığ'a gelmezken ama ben sürekli buralardaydım. O boşluğu ben dolduruyordum tek başıma. şimdi görüyorum ki bu arkadaşlarımız sürekli sokakta, vatandaşın içinde. Önce bunlar daha yeni yani sorunları ve beklentiler üzerinden kurulan bir siyasetin sonucu olarak bir vatandaşın taleplerini bir öğrensinler. Yani zaten 5 yıldır Elazığ'ın A'dan Z'ye yatırımları, kalkınmaları, planlanması, talepleri, vatandaşın beklentileri, deprem süreciyle ilgili mağduriyetler, her şeyi zaten tek tek biliyorum. Yani benim yeniden aynı sorunları dinlemem bir anlamı yok. Benim bunların çözümüne katkı vermem lazım. Ama bu arkadaşların vatandaşın arasına girerek, ilçe ilçe, köy köy gezerek bu sorunları doğru tespit etmeleri ilk aşamada. İkinci aşamada da artık dinleyen değil çözüm noktasında olmalar lazım çünkü iktidar partisi olar oldu. Hı hı. Yani vatandaş bu devleti, bu hükümeti, bu ülkenin yönetim şeyinin kadrosunu, anlayışını, tercihini AK Parti'nin orayı kullandı ve onların sorumlulukları bana göre biraz daha ağır olacak. Çünkü çözüm noktasında olanlar o. Ben sahiplenme noktasında, yönlendirme noktasında, gündeme getirme noktasında biraz daha davranacağım. Ama o samiyeti görüyorum. Yani milletvekillerimizin elazığ'da sürekli bulunması gezmesi, vatandaşı içinde olması güzel bir davranış, güzel bir sonuç. Bunu da takdirle karşılıyorum. Ama belli bir süre sonra artık yani yalnızca sorunları dini, sorunların çözümüyle ilgili de katkı yaratmaları lazım. Bunu da takipçisi olacağız, yönlendirmesi olacağız ve destek vericisi olacağız. Yalnızca eleştiri üzerinden değil, doğru yapılan bir iş varsa biz de ona teşekkür edeceğiz. Daha doğru yapılması ile ilgili yönlendirmeler de yapacağız. Şimdi burada önümüzdeki süreçte iki tane bizim e, konuşmamız gereken, ve birlikte çalışmamız gereken ve toplumun bilmesi gereken iki konu var. Bunlardan birincisi şu. Tabii bizim Elazığ ile ilgili bir bakanlık beklentimiz vardı. Yani ben hep şunu söyledim. Özellikle 6 Şubat Maraş depreminden sonra kamu bütçesinin büyük bir bölümü deprem bölgelerine gönderilecek. Yani Elazığ hariç. Çünkü niye Elazığ hariç? Yani 6 Şubat'taki depremin çok yıkıcı sonuçları Elazığ'a yansımadı. Yani bizde de e, hasarlı binalarımız var, ha. onların yapımı ile ilgili bekle. Onu demek istemiyorum. Ama mesela bir hata yerle bir olmuş. Yani taş taş üstünde kalmamış. Maras'ın yarısı, yarısı gitmiş, Adıyaman'ın yarısı gitmiş. Doğal olarak Türkiye'nin 81 ilindeki bu 10 il hariç 71 ilindeki kamu yatırımları kesilecek. Çünkü kaynak yok, para yok. Bulamadılar da. Bu kamu kaynakları deprem bölgesine gönderilecek. O zaman şunu söylemiştim ben. Seçimden önce vatandaşlarımız da siz de hatırlarsınız. Elazığ bir bakanlık mutlaka şart. Niye şart dedim? Yani CHP'de de Cumhurbaşkanlığı seçimini alsa, AK Parti'de de Cumhurbaşkanlığı seçimini alsa Elazığ bir bakanlık mutlaka şart. Çünkü kamu bütçesi yapılırken en azından o bakanın Elazığ'da bir bakanın orada olması Elazığ'ın talepleri, beklentileri, yatırımları ile ilgili bir pozitif ayrımcılık yapılabilirdi. Ama şimdi öyle bir şansımız kalmadı. Elazığ'a yine bakanlık verilmedi. Yine Elazığ bakan yardımcılığı düzeyinde temsil edilen bir il haline geldi. Ve o fırsatı yine kaçırdık. İnşallah bir dahaki dönem o fırsat yine kaçtı. Şimdi bu, bu birinci meselemiz. Yani bir bakanın olmamasından kaynaklı kamu bütçesinin deprem bölgesine ile ilgili yatırımlarla ilgili sorunlarımız var. Olacak. Yani bir yatırımın, yatırım planına daha doğrusu bir projenin veya bir e, herhangi bir kamu kuruluşun e, bir teklifinin e, o yılki yatırım programına tek başına alınması yeterli değil. Önemli olan kaynağın aktarılması. Yani hı hı. ödeneğinin kaynağının aktarılmadığı zaman kağıt üzerinde onun olmasının hiçbir anlamı yok. Şimdi bu şehrin talepleri var. Nedir talepleri bu şehrin talepleri? Bir, Önce şu e, kentsel dönüşümle ilgili, bununla ilgili daha netleşen bir şey yok. Kentsel dönüşümle ilgili hibe Bakan'ın açıkladığı hibe miktarının yani 500 milyonun 2020 depremini de kapsayıp kapsamadığı ile ilgili bir netliğe ihtiyaç var. Evet, tabii. Ve bunun dahil edilmesi lazım. Yani bunu mutlaka dahil edilmesi lazım. Çünkü e, bu mülkiyet hakları ile ilgili yasal birçok sorunumuz var. O Sayın Valimizin başkanlığında yaptığımız toplantıda da o çıktı. Yani mevzuattan kaynaklı, kanundan kaynaklı birçok e, vatandaşlarımızın mağduriyetleri var. Hak kaybı var. Ve bunun düzenlenmesiyle ilgili mecliste ben yine kanun teklifleri hazırlayacağım. Çünkü bunların değişmesi lazım. Bu yönetimin iradesinde de değil. Yani bürokrasinin iradesinde de değil. Kanun değişmediği zaman bir şey olamaz. Kanunu değiştiren merci Türkiye Büyük Millet Meclisi. Bununla ilgili kanun teklifleri vereceğiz. Soru önergesi vereceğiz. Ee, konutların fiyatları ile ilgili değişken fiyatlar var. Bunları sorgulayacağız. Niye? Yani mesela 3 artı biri birisi 250 bin liraya almışsa diğerine 190 bin lira. Yani niye? Yani depremden eğer bir mağduriyet varsa hepsinin Aynı fiyatta olması lazım. Çünkü aynı depremin yarattığı bir mağduriyet bu. Yani vatandaşa adil ve davran Bunun gibi kentsel dönüşüm, konut fiyatları, köy konutları gibi yapımı ile ilgili, Elazığ'daki ihtiyaç duyulan konutların bir an önce yapılması ile ilgili, o sürecin tamamlanması ile ilgili bir yasal sürecin ve bürokratik sürecin takibi var. Bunları yapacağız. Yatırım programına alınan projelerin kaynaklarının çözülmesi ile ilgili, ödeneklerinin aktarılması ile ilgili bir sürecin planlanmasına ihtiyaç var. Bunu takipçisi olacağız. Bunların hem bürokratik ilişkiyle hem de e, mecliste kanun teklifleriyle yapmamız gerekiyor. Tabii bir kanun teklifini iktidar partisinin milletvekillerinin kendi partilerine karşı vermesi çok kolay bir şey değil. Ama bunu biz yapabilir miyiz? Ben yapabilirim. Onlar da destek verirlerse memnun olurum. 2024 bütçesi görüşmeye başlayacak. Sanıyorum Ekim ayı itibariyle başlar. O orası çok önemli. Yani eğer biz plan bütçe toplantılarına ilim 5 milletvekili gider, hepimiz aynı şeyleri söylersek ki bana göre Yine biz Plan Bütçe toplantıları başlamadan önceki ki Ejder Bey de Plan Bütçe Komisyonu üyesi önemli bir görevdir. Şimdi komisyon üyelerinin oy hakkı ve söz hakları biraz daha farklıdır ama her milletvekili Plan Bütçe Komisyonu'na gidebilir. Orada söz hakkı vardır herkesin. Plan Bütçe Komisyonu üyeler 10 dakikadır ama diğer Plan Bütçe Komisyonu üyesi olmayan milletvekillerinin söz hakkı 5 dakikadır. Ama sonuç itibariyle orada ilimizin 5 milletvekili gider bu mağduriyetleri anlatır ve ortak bir talep olarak gündeme getirirsek bunların hepsinin çözümüne katkı verebiliriz. Çok iyi olur. Bunlar önemli şeyler. Yani uzlaşma kültürüyle artık birbirimizin eksiğini, gediğini söylemek yerine birbirimizle ilgili aslı o aslar olmayan iddialarda bulunmak yerine yeni seçilmiş dört milletvekili arkadaşımız var. Geçmiş dönemden tecrübeli olan Elazığ'ın sorunlarını çok iyi bilen ve bu süreçleriyle her aşamasında yaşayan ben varım. Birlikte bir ortak aklı geliştirerek bizim önerilerimiz, onların teklifleri ortak aklı geliştirerek doğru şeyler yapabiliriz. iyi şeyler yapabiliriz. Bundan kim kazanacak? Şehir kazanacak. Ben şu anda 5 milletvekili arkadaşımızda da bu iyi niyeti görüyorum. Ama bu iyi niyetin sonucunda da eğer biz şehrin gelişmesine katkı verecek hamleleri yaparsak kim kazanacak? Şehir. Elazığ kazanacak. Elazığ kazanacak. Bizim amacımız ne? Siyaset bitti, seçim bitti. Bir dahaki seçime 5 yıl var milletvekili seçimi. Biz bu 5 yıl içerisinde şehrin sorunlarının çözümü ile ilgili katkı verirsek 5 yıl sonra vatandaş oturur, bunu tekrar kendi arasında değerlendirir. Yani bu süreç bizim için önemli. Hı hı. Yeni yatırımların yapılması ile ilgili geçmişten gelen, e, ne diyeyim, geçmişten gelen bir takım beklentilerin karşılanmaması ile ilgili yaşanan sorunlar da var. Mesela nedir bunlar? Mesela eski devlet hastanesi hala bir fonksiyon verilmedi. Mehmet Akif Lisesi oraya taşındı ama. Işte İletişim, öğretmen evini, oraya taşındı. İletişim, İletişim Lisesi de oraya taşındı. İletişim Lisesi de oraya taşındı. Mesela öğret oradaki esnafın büyük sıkıntısı var. Yani, yani. geçen... Erol Bey açıkladı Erol Keleş hoca ki doğru bir iştir. İşte eski asker hastanenin de hayata geçilmesi doğru bir iştir. Ama oraya hayata geçilirken eski devlet hastanesinin de genişletilerek fonksiyonunun genişletilerek mesela oraya bir öğretmen evi Çok yapılabilir. Çok şık olur yani. Çok yani. amaçlı Milli Eğitim Müdürlüğü oraya taşınabilir. Oradaki esnaf da bundan yararlanır. Oraya da bir hareketlilik gelir. Yine geçmiş dönemde 27. dönem Elazığ milletvekilinin döneminde ben de sağlık bakanıyla görüşmüştüm. Erol Keleş de görüşmüş. Aynı şeyler. Eski SGK binasının yerine yeni polikliniklerin yapılması bunlar doğru işler. Ama mesela bunlar zaten geçmişten beri görüşüyoruz. Bütün hayata geçiremedik. Sorun orada. Bunlar hayata geçirilirse hem o bölgeye yeniden bir canlılık Hı -hı. gelir hem Elazığ'ın sağlık sorunları ve talepleriyle ilgili vatandaşın daha ulaşılabilir alanlarda sorunları çözülür. Kesinlikle. Yani bundan kim kazanacak? Şehir kazanacak. kazanacak. Kesinlikle. Sulama sulama projeleri gündeme getirilebilir. Yer ne kadar kuzovada sorunlar çözüldü deniliyorsa da bir aşama olarak başladı ama tam anlamıyla çözülmedi. Yani birkaç köyün çözüldü. GES projeleri yaygınlaştırılabilir, tarıma. Yani sonuçta yine elektrik de kullanacaksınız. Ya bugün elektriği karşıladınız da bir dahaki sezon da olacak. Yani kalıcı çözümler üretmemiz lazım. Pertek, Pertek Köprüsü çemiş önemli. Kesinlikle. Şimdi Pertek Köprüsü'nü gerçekçi konuşalım. Yani bugünkü şartlarda devletin oraya bütçe ayırarak başlaması kolay değil. Kolay değil. Yani ben gerçekçi konuşuyorum. Ama önemli olan da zoru başarmak değil ama mi? Ama önemli bütün, olan şu. Yani... En azından... Kamulaştırmaları başlatın, evet. tamam mı? Yani köprünün geçeceği alanlarla ilgili bir yer belirlensin, bir yer belirleyin, yani. kamulaştırmaları başlatın, projesini başlatın. ya yani zaten bu bir yıllık, iki yıllık süreç. En azından başlasın. Hı hı. İleride kaynak yaratıldığı zaman en azından proje kayna yani şeyin köprünün projesi hazır halde olmuş olabilir, kamulaştırmaları bitmiş olur, daha pratik ve seri davranmış olur. Yani bunlar hep şehrin yararına Ben hiçbir milletvekili arkadaşımla siyasi polemiğe girmeyeceğim. Yani hiçbir milletvekili arkadaşımızın siyaset yapma anlayışıyla ilgili, tarzıyla ilgili durum değerlendirme yapmayacağım. Ama ben akılcı, mantıklı, çözüm odaklı bir siyasetin bu şehrin geleneğine oturması için ve 5 milletvekili arkadaşımızın da aynı duygularla siyaset yapması için katkı vereceğim. Bakın mesela bizim meclisteki yemin törenimiz aslında Türkiye'ye örnek olması gereken bir yemin törenidir. Niye? Yani Elazığ ili anons edildiğinde ilk başta soy isimle göre anons edildik. Ben Giderken işte AK Parti'nin 3 milletvekili arkadaşımız e, oturdukları en ön sırada oturuyorlardı. Normalde herkes gidiyor kürsüye direkt yemin diyor geri dönüyor. Ama ben önümü ilikledim 3 AK Partili milletvekili arkadaşım onlar da sağ olsunlar nezaket gösterdiler aynı davranışa ayağa kalktılar. Ve onlara hayırlı olsun arkadaşlar dedim yeminim ettim geri geldim. Onu niye yaptım biliyor musunuz? Aslında yerimde alkışlayabilirdim de ama yerimde alkışlamak çok etki yaratmazdı yani seni çekmiyor kamera. Hı, kim Ama onu, belki belli Onu Türkiye'ye bir mesaj. Niye mesaj? Siyaset nezakettir. Yani ben aynı dönem arkadaşlarımla seçildim. Siyasi mücadele verdik. Elazığ halkı onları da seçti, beni de seçti. Onlar benim seçilmeme halkın iradesi olarak saygı gösterecekler. Ben onların seçilmesine halkın iradesi olarak saygı göstereceğim. Bu mesajı Türkiye'ye vermek istedim. Ve ellerini sıktım. Bütün kameralar gösterdi. Ve bütün meclisteki milletvekilleri de aslında birçoğu da hayret etti. Yani AK Parti grubuna niye yöneldi bu diye. Ya ne var arkadaşım biz düşman mıyız? Siyaseten birbirimizle ilgili kampanyamızda söyledik. Siyaset bitti, sandıklar açıldı, sonuçlar belli oldu, mazbatalarımızı aldık. Artık biz arkadaşız, biz dostuz. Biz bir şehrin, bir konsor bir şehrin kalkınmasına yönelik, o şehrin sorunlarının çözümüne yönelik ortak aklı geliştirecek bu halkın iradesiyle seçilmiş kişileriz. MHP, AK Parti, CHP, siyasete bakış açımız farklı olabilir, değerlerimiz farklı olabilir. Ama ortak değerlerde buluştuğumuz zaman bu halk kazanır. Yani o bir aslında Türkiye'ye vermiş bir mesajdı. Siyasette nezaketin olması gerektiği bir mesajıydı. Ve o parlamentoda da inanılmaz derecede insanlar tarafından çok hoş karşılandı. Mesela orada Semih Bey benden sonra anons edildiği için onunla orada el sıkışamadım. Ama içeri girdiğimde Semih Bey'i gördüm. Onun da yanına gittim. Semih Bey Allah hayırlı etsin. Allah çağına çocuğuna ailene hayırlı etsin. Hayırlı işlere vesile etsin. İlimiz için hayırlı olsun dedim. Başarılar diliyorum dedim. Onu da oturduğu yerde tebrik ettim. Yani bunlar nezakettir. Yani biz düğünlerde bir aradayız, cenazelerde bir aradayız, resmi törenlerde bir aradayız. Biz bizeyken oturuyoruz güzel güzel sohbet ediyoruz. E peki biz bizeyken oturup güzel sohbet ediyorsak vatandaşın karşısına çıktığımızda niye farklı konuşalım? Hmm, yani biz evet. bizeyken güzel güzel sohbet ediyorsak, konuşuyorsak değil mi? Tabii. Dışarı çıktığımızda da vatandaşın karşısına da çıktığımızda aynı davranışı gösterelim. Yani benim çizgim bu. Ben bu çizgide devam edeceğim ama bu çizginin devam etmesine yönelik şu anda arkadaşlarımızın iyi niyetli davrandıklarını görüyorum. Temennim inşallah böyle gider ve Elazığ'ın sorunlarının çözümüne er birliğiyle katkı veririz. İnşallah. Sevmekim tabii e, özellikle e, geçen günde sosyal medya hesabınızdan paylaşmıştınız. 41 yıl sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nden Elazığ'dan geçtiğimiz seçimlerde milletvekili CHP'nin çıkartmasını sağladınız. Bu seçimlerde de oyunuzu %105 oranında ki bunu bununla paylaşmıştınız. Artırdınız Elazığ'da. Ciddi bir oy artışını sağladınız. Tabii diğer partiler de vardı ama neticede orada öncü e, sizdiniz. E, ve e, bunlar olurken bir taraftan da siz daha önceki seçim sürecindeki canlı yayınlarımızda ben işte seçilirsem CHP genel Merkezi'nde şu görevi talep edeceğim, bu görevde olacağım, iktidar olursak bakan olacağım gibi söylemleriniz oldu. Doğru. Şimdi bu geçmişteki başarılara bakacak olursak 41 yıl sonra elinizden vekil çıkartmanız bir sonraki seçimde oyunuzu hak sizi sevmiş ki %105 oranında Doğru. arttırmışsınız. artırmışsınız. Netice itibariyle herkesin haklı olarak CHP'den bir beklentisi vardı. Size önemli bir görev verilmesi genel merkezde. Ama Cumhuriyet Halk Partisi size önemli bir görev vermedi. Siz nitekim hatta seçimlerden hemen sonra Kılıçdaroğlu'nu destekleyici bir açıklama da yaptınız. Bütün bunlara rağmen bakacak olursak Elazığlı'nın beklentisi size önemli bir görev verilmesiydi. Siz hiç verilmedi. merak etmeyin. Biz görev vermeyi beklemeyiz, görevi alırız. Şimdi şöyle, o süreci şöyle anlatayım. Ben meclis başkan vekiliyle ilgili bir talep açtım. Meclis başkan vekili önce seçimle yapılacaktı. Üç aday arkadaş çıkmıştık. Ben, Tekin Bingöl, Ankara milletvekili ve Diyarbakır milletvekili Sezgin Tarun Kula adaydı. Daha sonra milletvekili arkadaşlarımızın bu dönemde diğer partilerden kadın bir meclis başkan vekili olmadığı için bir kadın meclis başkan vekilinin CHP'den olmasının daha uygun olacağı söylendiği için biz adaylıktan çekildik. Yani bir kadın meclis başkan vekilimiz olsun diye. Ama bu bir yıllık süreç için verilen bir karardı. Yani ilk yıl için verilen bir karardı. Bundan sonraki seçimde meclis başkan vekiliyle ilgili bir seçim olacak. Hiç merak etme. Yani biz her zaman parti içerisinde de Türkiye siyasetinde de kendimize göre etki alanı olan bir siyasetçiyiz. Tabii bu tamamen çekilme kendi irademizle oldu. Yani bu başkan vekili benim için önemliydi. Çünkü meclis başkan vekili eğer bugün olmuş olsaydım bugün belki de çok daha farklı yaptırım gücüne sahip olacaktım. Ama sonuç itibariyle bir kadının olmasına yönelik partiden talep gelince eşini bir kadınla yarışmak da şık olmazdı. Onun için dedik ki evet bir yılına bir kadın arkadaşımız olsun. Nasıl olsa biz beş yılına buradayız bir dahaki dönem bu talebimizi yenileriz. Ben o talebinle ilgili Elazığ'ın beklentilerini de biliyorum. O görevde Elazığ'a neler yapacağımı da biliyorum. Yani nasıl hizmet edeceğimi de biliyorum. Merak etmeyin yani onlar çözülecek. Genel Başkan'a destekle ilgili geleyim. Oraya geleceğim. Yani sen vekilim o zaman anladığım şey. Yani siz bu yıl kendiniz ayrıl istemediniz. Yani, tabii şey, yani çekildiniz. Yani partimi, Önümüzdeki yıl e, Şimdi tebememe, şöyle önümüzde her şartta adayım. Çünkü ben bu bu dönem için. Sizin bu... partinizden 3 adayla çıkacaktınız değil mi? Tabii tabii. Yanlış anlamadım 3 aday. 3 aday arkadaşımız vardı. Partileriniz sizi oylayacaktı. Milletvekilleri, milletvekilleri işte siz tabii Milletvekillerimiz. Biz hangimiz seçilirsek oy çünkü meclis başkan vekili normalde seçimle yapılır. Hı hı. Şimdi ama yani kadın milletvekillerimizin ve partili milletvekillerimizin ya yani diğer partilerin meclis başkan vekilleri arasında bir kadın yok. Yani CHP'den bir kadın baş, meclis başkan vekili olması daha uygun ve şık olur denildiği için ve biz de yani işimizden çıkan bir kadın arkadaşımızla yarışmak istemediğimizden dolayı şimdi ha. etik olmazdı tam, tam. ve şık olmazdı. Pozitif ayrımcılık yaptı yani parti. Yani biraz da jest yaptık. Jest yaptık. Jest yaptık. Dedik ya bir yıl gelir geçer biz 5 yılına buradayız. Her yıl mı yapılıyor bilmediğim için? Bu bir Normalde 2 yılına yapılır. Yani ilk dönem için 2 yıldır meclis başkan vekilliği 5 yıl içinde iki defa yapılır seçim olur. İlk seçim 2 yıllık içindir, ikinci seçim 3 yıllık içindir. Ama bu Meclis Başkan Vekili'nin süresini, sayın Genel Başkanı bize bir yıllık için söyledi. Yani bir yıl bu arkadaşımız yapsın bir yıl sonra tekrar değerlendiririz. O diye. zaman seçilecek kişi, bir sonraki seçilecek kişi dört yıl mı yapmış olur? Olabilir, yani? olabilir. O partinin kararına bağlı Hı. ama yasal olarak şöyle sanıyorum iş düzeye göre ikinci yılı tamamlayacak ikinci yıldan sonra üçüncü yıl için bir daha aday olması lazım. Yani o biraz partinin kararıyla ilgili, Anladım. iş Anladım. tüzükle ilgili bir şey. Yani sorun yok. Bir dahaki tane kendi yani, irademizle aday gibi. oluruz. Şöyle yani. bir durum var. Yani ele Elazığlılar yani neticede ise ciddi bir oy çıktı. Evet. E, yani kamuoyunda ulusal televizyon kanallarında konuştuğunuz zaman ben mesela Twitter'a bakıyorum. Sizle ilgili vatandaşlar yani Elazığlı olmayanlar özellikle ne yazıyorlar diye. Yani sizinle ilgili olumlu şeyler yazılıyor ulusal doğru, kanallarda doğru. konuştuğunuz zaman. Yani e, hatta kamuoyunda yani şu süreçte acaba Gürsel ol CHP'nin başına geçer mi gibi bir beklenti de Bu, oluştu. Ulusal meselelere girme. Bunlarla ilgili daha farklı zamanlarda farklı şeyler konuşuyoruz. Şu anda Elazığ'da yerelde tutalım. azı bizimle ilgili beklentileri var. Türkiye'de bizimle ilgili konuşulanlar var. Tabii biraz da bu işler zamanla ilgili, süreçle ilgili, gelişmelerle ilgili. Süreçlerdir. Onları biraz daha yakın takip etmek lazım. Anladım. Peki Genel Başkanla ilgili söyleyeceksiniz? Yani ilk, e, önce destek verdiniz, sonra biraz eleştirel gibi yani açıklamalar yaptınız. E, parti içerisinde de biraz şey var, e, huzursuzluk var gibi. Ya şöyle tabii e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir demokratik kültürü vardır, geleneği vardır. Ya mesela ben 2018 yılında Sayın Genel Başkanımızı istifaya çağırmıştım. Hı hı. Benim Se yayında. Benim yayında çağırdım. Sonuçlarını Sonuçları dolayı. açıkladınız geldiniz. Siz Elazığ 41 yıl sonra vekil gördü. Aynen. Biz de heyecanlıyız. Nasıl olacak derken seçim gecesi evet, benim yayında. Çünkü büyük bir umut ve i̇stifaya... beklenti vardı. Umut ve beklentinin karşılığı olamayınca toplumda da bir umutsuzluk oldu. Ben istifaya çağırdım ve iki defa disiplin kuruluna verildim ihraçla ilgili. Ve bizim disiplin kurulumuz bizim Cumhuriyet Halk Partisi'nin şöyle bir geleneği vardır. Yani kurumların ve organların yetkisi doğru kullanıldığı zaman üyelik haklarınızı korurlar. Mesela o dönem iki dönem, iki sefer disipline verilmeme rağmen kesin ihraç bile verilmeme rağmen yüksek disiplin kurulumuz dedik. Evet bu bir disiplin suçudur ama ihraç gerekçesi değildir. Arkasından Kurutay oldu. Yani kurultay oldu. CHP tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın en yüksek aldığı oyla seçildi Sayın Genel Başkan. En yüksek oyla seçildi. Sayın Genel Başkan'ın en yüksek oyla seçildiği kurultayda ben de CHP tarihinin en yüksek oyunu alarak liste edilerek birinci seçildi. Bunlar önemli şeyler. Yani CHP'nin içerisinde demokratik bir kültür vardır. Bir gelenek vardır. Biz sorgularız, eleştiririz, saygı duymak ayrı bir şey. Ama partinin daha iyi bir noktaya gelmesine yönelik eleştiri getirmek ayrı bir şey. Şimdi bu süreç nasıl gelişti? Ben tabii ki bu süreçte CHP yani genel başkanımızın sorgulanmasının, tartışılmasının doğru olmadığını söyledim. Niye? Çünkü Genel Başkan'ın bu süreci iyi analiz edeceğini, doğruları tespit edeceğini, yani bir yönetim anlayışının, bir kadrolaşma hareketinin, partinin organlarının, kurumlarının daha aktif çalışmasına yönelik bir beklentimizin olduğunu ve bunu da kendisi ifade etti. Elazığ'dan Ankara'ya gittikten sonra. Şimdi gelişen süreçte başka bir tabloyla karşı karşıya kalıyoruz. Benim için önemli olan CHP genel başkanının değişmesi değildir. Benim için önemli olan CHP'nin kurumlarıyla ve organlarıyla ve yetkili organlarıyla yönetim iradesine sahip olmasıdır. Tüzüğünün değişmesi bazı kuralların yöneticilerin iradesine bırakılmaması yani anayasa gibi düşünün. Anayasanın bir hükmü varsa, orada katı bir kural varsa ifade edilmişse o işte bir kişinin yorumuna göre değişmemeli. Ha bu bir değişimi yalnızca bir liderlik değişimi olarak da görmüyorum ben. Yani bir kadro değişimi, bir anlayış değişimi, bir siyaset tarzı değişimi. Mesela buna bir örnek vereyim. Sayın Cumhurbaşkanımız, bak ben Sayın Cumhurbaşkanımız diyorum. Recep Tayyip Erdoğan demiyorum. Niye? Seçim bitmiştir. Mazbatayı alan benim ülkemin cumhurbaşkanıdır. Ben de o nezaket kurallar içerisinde, çünkü ben de devleti temsil eden, vatandaşı temsil eden, Türkiye'de devletin ikinolu protokolünde yer alan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin üyesiyim. Yani ben milletvekili olarak devlet protokolundayım. Devlet protokolünün başı kim? Sayın Cumhurbaşkanı. Seçim döneminde Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dı. Ünvanı neydi? AK Parti Genel Başkanı. Seçim bitti. Artık ülkenin Cumhurbaşkanı. Seçildi, mazbatasını aldı. Meclise yemin etme törenine gelirken bizim 20 milletvekili arkadaşımızın mecliste yemin töreninde bulunması ile ilgili bir düzenleme yapıldı. Beni de oraya dahil etmişler. Arkadaşlar beni aradılar. Dedim ki ben bir şartla gelirim dedim oraya. Eğer ben gelirsen dedim Sayın Cumhurbaşkanı kapıdan içeri girerse ben ayağa kalkarım. Alkışlama ama ayağa kalkarım. Yani alkışlamak bir insanın iradesini desteklemek ve ona saygı duymak anlamında desteklemek anlamında bir ifade olabilir. Ama ayağa kalkmak o makama saygı makama O artık AK Parti Genel Başkanı olarak meclise girmiyor. Cumhurbaşkanı olarak giriyor. Dedim ki ben gelsem ayağa kalkarım. Dediler ki ayağa kalkmayacağız o zaman beni silin dedim ben gelmem. Ve dedim size önerim şu bak seçim yeni bitti dedim. Biz her yemin töreninde ve Cumhurbaşkanı meclise her gelişinde aynı tavrı gösterdik. Ve bunun sonucunda da toplum bunu kabullenmedi. Bunun bir getirisi yok. Ve bir seçimi kaybettik. Demek ki bizim davranışlarımızın değişmesi lazım. Ya hiç gitmeyin meclise, ya katılmayın oraya. Çünkü HDP mesela ayağa kalkmıyor ama gelmiyor. Mesela İyi Parti geliyor, ayağa kalkıyor ama alkışlamıyor. Yani bu, bu, bu doğaldır yani. Ya hiç gitmeyin dedim, ya hiç katılmayın ya da tavrınızı değişin dedim. Yani bizim davranışlarımızda, söylemlerimizde, toplumun beklentilerine yönelik siyaset geliştirmemizde bir değişime ve bir gelişmeye ihtiyaç var. Ya yani mesela Elazığ'da niye biz bu kadar başarılı olduk? Yani insanlar beni fiziğimi, konuşmamı veya ne bileyim davranışımı kara sevdikleri için var, mi? Kara kaşıma, kara, kara gözüme hasret kaldıkları için ve sevdikleri için değil. E benim etnik kimliğim belli. Yani Elazığ Türkiye'nin en muhafazakar ve milliyetçi kenti. Tutucu bir şehirdir. Kendine göre değer yargıları vardır. Ve ben buna saygı duyuyorum. Ama ben Tunceli'yim. Benim babamın, dedemin, atamın mezarları Tunceli 50 defa, 100 defa söyledim bunu. E ben Alevi kökenliyim. Ya arkadaş bir insan geten kendisi soyunu sopunu inkar ederse bırakın ondan adam bile olmaz yani. Herkesin soyu, sopu, kendi namusu, şerefi, atası, dedesidir yani. Herkes herkesin yaşam tarzına saygı duyacak, inançlarına saygı duyacak ve özgürce yaşayacak. Bu da devletin sorumludadır. Şimdi ama bunu bilindiği halde ama Elazığ beni niye tercih etti? Dedi ki bu adam devletine sahip çıkıyor. Niye tercih etti? Dedi ki bu adam terör karşıtı. Niye sahip çıkıyor? Dedi ki bu adam Elazığ'ın sesi. Niye sahip çıkıyor? Dedi ki bu adam Elazığ'ın sorunlarını gündeme getiriyor. Yani makul bir dil kullandık. Makul bir dil kullanarak da bu ülkenin gerçekleri üzerinden ve bu toplumun beklentileri üzerinden bir siyaset geliştirdik. Şimdi yalnızca %105 bu seçimde artmamış. Ben 2018'de ittifakla seçildim. 19 bin oy, 35 bin yaptım. %85 artırdığımız oyumuz. %85 artırdığımız oyu bu sefer de %105 artırdık. Bu bir siyaset başarısıdır. Hı. Şimdi bunun demek ki topluma siz doğru mesajlar verdiğinizde, toplumun beklentilerini doğru anladığınızda, siyaset dilinizi doğru kurguladığınızda vallahi ne kimse sizin siyasi düşüncenize bakıyor, ne etnik kimliğinize bakıyor, ne başka bir şeye bakıyor. Yeter ki doğru davran, vatandaşa güven ver. Güvenin olmadığı yerde siz başarı bekleyemezsiniz. Güven. Güvenle dayalı Doğru siyaset anlayışında. Bizim şöyle bir hatamız var Furkan Bey. Her seçim döneminde, bunu ulusal televizyonlarda da konuşacağım. Şimdi yaz sezonu diye çıkmıyorum. Her seçimden sonra bu millet bize niye oy vermedi? Kardeşim bir defa soru yanlış. Bu millet bize niye oy vermedi değil. Biz bu milletten niye oy alamıyoruz? Ya yani sorun aslında bu. Biz bu milletten niye oy alamıyoruz? E niye versin? Yani niye versin? Vermesi için umut, gelecekle ilgili vaat, inanç, değer bunlar olacak ki olsun. E mesela şimdi biz geçen dönemde 5 ilin milletvekili ittifakla seçildik. Bu 5 ilin milletvekilleri, ittifakla seçilen milletvekilleri bu dönem tek başına girdiler ve hepsi oylarını yüzde %50'nin üzerinde artırdılar. Mesela Kastamonu milletvekilimiz, Hasan Baltacı. Geçen dönem ittifakla seçildi, bu dönem yüzlerini, oylarını artırarak geldi. Mesela Kahramanmaraş milletvekilimiz, Ali Öztürk, mesela Kırıkale milletvekilimiz, Ahmet Önal. Yani işte Nide milletvekilimiz, Ömer Fethi Bey. Yani hepimiz oylarımızı artırarak geldik. Ya demek ki bu ilin ve hep bu illere dikkat edin Elazığ'da örtüşüyorlar. Hı, hı. Muhafazakar ve milliyetçi şeyler ve AK Parti'nin en güçlü olduğu şeyler. Demek ki siyaset dilini siz yerel dile, yerel taleplere değerlendirdiniz, yönlendirdiniz ve değiştirdiğiniz zaman ve topluma güven verdiğiniz zaman ve toplumun beklentilerini iyi analiz edip çözüm odaklı bir siyaset yaptığınız zaman bu vatanda sizin emeğinizin karşılığını veriyor. Bak mesela benim siyasetteki en büyük başarı. Yani deprem süreci, planlanması, yaptıklarımız, ettiklerimiz bunlar hepsi kendine göre bir etki alanı var. Ama 6 Şubat depremi sonrası Sayın Cumhurbaşkanımızla telefon görüşmesi yapıp Elazığ'ın afet bölgesi ilan edilmesine katkı vermem kamuoyunda müthiş bir karşılık gördü. Ama ben şunu söyleyebilirdim. Ya gördünüz mü işte 10 il afet bölgesi ilan ettiler. Elazığ'ı etmediler. Bunlar Elazığ'a böyle bakıyor. Bu kolaycılık. Bak bu kolaycılık en basit söyle. Ne ya Bunu siyasete daha rahat çekebilirdiniz. Daha rahat. Yıpratmak ve karşıtı düzenlen. Bunu kullanmadım. Ne dedim? Dedim ki kardeşim ben bu ülkenin milletvekiliyim. Benim bilimde bir sorun varsa bu sorunun çözümü kim? Sayın Cumhurbaşkanı. Ben Sayın Cumhurbaşkanı ulaşırım. Genel Başkanım izin aldım. Sayın Cumhurbaşkanı aradım. Konuları anlattım. Ve aynı akşam Ömer Çelik açıklama yaptı. Sorunu çözmek önemli. Şimdi onun için Sayın Milletvekili arkadaşlarıma da aynı zamanda AK Parti Elazığ ve MHP Elazığ milletvekillerine de söylüyorum. Yani sorunları dinlemek tabii ki sizin için önemli. Bence birkaç ay Elazığ'a sık sık gelin ve geliyorlar. Sokak sokak gezin. Benim gelmemi de çok beklemeyin. Zaten ben 5 yıldır geziyorum. Hele siz beni biraz o gezdiğim kadar biraz gezin. Ondan sonra sorunları öğrenin. Ondan sonra sorunların çözümüyle ilgili ortak aklı geliştirerek bunlara çözüm bulun. Yani sorunları seslendirerek çözmek değil veya seslendirerek siyaset yapmak değil. Çözüm odaklı bir siyaset. Bu iktidar muhalefet içinde, e, muhalefet milletvekili de geçerli olan o. Bu dilin değiş, yani CHP'de de bizim bu dili değiştirmemiz lazım. Bu seçim sonuçlarının bize şöyle bir yansıması oldu. Toplumda büyük bir beklenti vardı, CHP iktidar olacak. Toplumda büyük bir umut vardı, CHP iktidar olacak. Ama ne yazık ki biz toplumun bu beklentilerine ve umuduna karşılık verecek bir seçimi kazanamadık. Bana göre seçim kazanma ve kaybetme üzerine kurulmuştur. Mazbatayalan kazanmıştır mazbatayı alamayan kaybetmiştir. İsterse bir tek oyla olsun. İsterse bir tek oyla. Demokrasi budur. İsterse bir tek oyla kazan, istersen bir tek oyla kaybet. Biz bu seçimi kaybettik. Bizim yapmamız gereken ne? Bir, önce başarılı illerin, yani milletvekilliği seçimde oylarını artıran illerin başarı hikayelerinin analiz edilmesi lazım. Bu illerin milletvekillerinin siyasette davranışı, dili, uslubu, tarzı neydi ki oylarını artırdılar? Sonra döneceğiz, kaybetme gerekçelerimizi araştıracağız. Sonra diyeceğiz ki kadrolarımızı buna göre yeniden değiştiriyoruz. Diyeceğiz ki siyasetimizi, dilimizi buna göre yeniden değiştiriyoruz. Ama denenmişler üzerinden siyaset yapmaya devam edersek, aynı tarzı devam ettirirsek, işte Sayın Cumhurbaşkanı meclise geldiğinde yine gider oraya oturur, ayağa kalkmaz. Aynı davranışı yaparsak vallahi geçmiş olsun. Yani yoktur. siz meclise Eski tas eski almış. Meclise girmediniz Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sayın Erdoğan meclise geldiğinde siz yoktunuz Ben orada. söyledim zaten. Es... Ben gelirsem dedim ayağa kalkarım. Ayak... O zaman dediler ki biz kalkmayacağız. O zaman ben de gelmem dedim. Beni yazmayın. Ha gitmediniz Gitmedik yani. yani. Çünkü ben o sonuçta grup olarak bir karar alınıyor. Tavrımı söyledim. Onun uygun olmadığını söyleyeceğim, Ben de gitmedim. Eğer yani gitmiş olsaydım ayağa kalkardım. Çünkü ben o devlete saygıdır. Yani o artık e, Recep Tayyip Erdoğan AK Parti genel Başkanı olarak ona bir şey değildir. Saygı değildir. Sayın Cumhurbaşkanı olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı olarak evet. devlete saygıdır. Ben bu olayı böyle değerlendiriyorum. Bu farklı yorumlanabilir, farklı algılanabilir. Kim nasıl anlasa anlasın hiç umurumda değil. Ama bu devlet hepimizin kardeşi. Peki sonra eleştirmeye başladınız yani CHP yani... Eksiklikleri belirtmeye başladım. Evet. Eleştirmeye değil. Eksiklikleri ve yanlışları. Esiyorsunuz ya ki bir değişim. Bir değişime ihtiyaç var. Bak değişim lider üzerinden bir değişim talebi tek başına yeterli değildir lider ve yanlıştır. Lider değişmeli mi? Ya şimdi eğer bu yönetim anlayışı ile ilgili lider kendisini değiştirirse, anlayışını değiştirirse gerek yoktur. Çünkü niye bakın ben bunu bütün samimiyetimle söylüyorum. Sayın Genel Başkan şu anda Türkiye'deki en deneyimli birikimli konulara hakim bir anlayışında olan bir genel başkandır. Ama yönetim anlayışıyla konulara hakimiyeti arasında farklılıklar var. Yönetim anlayışı başka bir şeydir. Eğer bu değişimi yani kadro hareketine çevirebilirse, organları, kurumları aktif hale getirirse, siyaset dilimiz, tarzımız değişirse lider değişimine gerek yoktur. Ama aynı tas, aynı hamam, aynı şeylere devam edeceksek baştan sona her şeye değişim vardır, ihtiyaç vardır. Baştan sona. Bir de bir kurultay olacak değil mi önümüzdeki aylarda? E bizde kongre süreci başladı. İşte önce ilçe kongrelerimiz, sonra il kongremiz, sonra da kurultayımız olacak. İl kongresinde bir değişiklik falan söz konusu. Yani delege arkadaşlar, daha delege seçimleri başlamadı bizde. Önce ilçe delegeleri seçilecek, ilçe kongresi yapılacak sonra il kongresi seçilecek ama elazığ'da bir değişiklik olmaz çünkü Elazığ örgütü Türkiye'nin en başarılı örgütü yani. Yani bir de şey, il başkanı da e, Sayın Avukat Coşkun Çağlar Duran da yok, gerçekten yok. çok biz şey biz örgütümüzden e, yani hem il başkanımızdan hem yönetimdeki yani. arkadaşlarımızdan partili arkadaşlarımızdan. Çok yapıcı memnunuz. bir dili var. Ben birkaç defa öyle, program öyle. yaptım Aynı hakikaten. siyaset dilini kullanarak evet. siyaset yaptığımız arkadaşlarımız hepsine de teşekkür ederim. Anladım. Sonra e, genel başkan için e, olacak değil mi bu kurultay? Kurultay. Kurultay tarihi Parti mi? ve Genel Galiba. Onun onun daha tarihi belli değil. Onun çünkü tarihi genel başkan değil. MYK değil, parti meclisi veriliyor. Ha, yani sen sizin olarak, olduğunuz tabii, meclis. Tabii meclis. o ilk parti meclisinde gündeme gelebilir. Anladım. Daha Orada destekler geldi. misiniz başka bir aday çıkar mı yoksa başka yok, bir aday mı? Yok yok Parti de kurultay tarihi yok. Belli yok olur. yani ya, ola ki kurultay kararı verildi. Siz genel başkanı destekler misiniz yoksa ya bu, bunu bugünle konuşmak çok doğru değil. Bak söylüyorum. Yani genel başkan yönetim anlayışını partinin kurumsal kimliğine sahip çıkan yeni bir tarz siyaset diliyle bir açıklama yapar. Bununla ilgili girişimlerde bulunursa diyorum. Genel Başkan şu anda en bilgili, birikimli ve konulara hakim bir yapısı var. Ama Genel Başkan bugüne kadar yapmış olduğu siyaset anlayışını tarzının devamı ile ilgili bir karar verirse e onun sonucunda zaten kaybettik. Yeni bir kaybı beklemeye gerek yok. Seçimi kaybettik biz. Evet bu üzüyor mu ya yani mesela şey oluyor mesela bir önceki seçimde kaybedildi bir önceki seçimde kay. yani hatta CHP Genel başkanı hep bu yüzden eleştiriliyor ya ben eleza geldiğinde kendisiyle konuşma fırsatı da buldum daha önceden işte canlı yayınımıza da bağlandı çok nazik bir insan ama Öyledir. yani hep kaybetme kaybetme bu şey üstüne yapıştı gibi yani ya bir de şöyle bu kaybetmenin sonucunda aslında en önemli ve bizim için değerlendirmemiz gereken konu şu genç seçmenin bize olan inancı ve umudu tükeniyor. Hı hı. Yani gençler artık ne olacak bu halimiz, bu kaçıncı demeye başladılar ve gelecekle ilgili kaygı duymaya başladılar. Eğer bir yerde umut, heyecan yoksa siz oradan sonuç alamazsınız. Onun için bizim bunları insanlara yeni bir umuda ve bir heyecana ihtiyacımız var. Bunu yaratacağız. Bunu yaratmalıyız yani. Anladım. Ee, Yerel seçimler? Mesela Ahmet ha. Mehmet meselesi değil yani. Önemli olan demin bahsettiğim gibi köklü bir değişikliğin sürecinin doğru planlaması. Ha, yerel seçimler. Elazığ'da nasıl bir e, süreç işleyecek? Aday çıkartacak mısınız? Yeni bir tantara başlıyor. Evet, şimdi kim aday olacak <laughs> durumu ortaya ya, çıkacak. Milletvekilliği bitti. E tabii doğal olarak yani şu anda şöyle gerçekçi olmak lazım. Biz Elazığ'da ikinci partiyiz. Yani birinci parti AK Parti, ikinci parti Cumhuriyet Halk Partisi. Ama şunu diyebilir miyiz? Ya biz tek başımıza Elazığ'da bu seçimi alırız diyebilir miyiz? Bu doğru bir tespit değil. Ama doğru bir aday çıkarır. Doğru ittifaklar kurarsak bu seçimde alınmasıyla ilgili iddialı bir parti haline geliriz. Bak ben gerçekçi konuşuyorum. Çünkü her siyasetçi ya o yüzde kaç olursa olsun ya iddialıyız, alacağız. Biz bu bu böyle değil. Doğru Ama yerel diye. seçimlerde daha çok ya partiden ziyade kişiye de oy verilir. İşte onu söylüyorum. Bak doğru aday Evet. doğru aday. Yani partinin tabii ki orada partinin bir etkisi var. Yani mesela biz milletvekilinde aldığımız o yüzde yüzünü belediye başkanlığında her adaya taşıyabilir miyiz? Çok şey değil. değil. Kolay değil. Ama Belediye başkanlığında Elazığ için doğru bir aday çıkarırsak, o adayın da doğru projeli olur, vatandaş ikna edersek iddiamız olur. Tabii ki olur. Yani her partinin kendine göre bir adası, iddiası var. Yani geçmişte AK Parti MHP yarışı oldu ama bu dönem bu yarışa CHP'de katılabilir. Ama ben şunu söylüyorum, yani inanın bu şehir adına doğru işler yapılacak bir adayla ilgili bir inisiyatif ortaya kurulursa biz oraya da destek de veririz. Yani nasıl bir destek veririz? Yani şunu söyleyeyim. Ya mesela diyelim ki ittifak olarak bir araya gelindi. Dedi ki işte şehirde Ya ittifaktan kastınız iyi Parti. CHP yok yok şöyle. Yani CHP'li birisinin belediye başkanı olması önemli değil benim için. Hı hı. Yani benim için önemli olan şu. Yani CHP'den aday olacak ve ittifaktan aday olacak veya yeni ittifaklarla görüşülecek adayı benim için önemli olan CHP'li olup olmaması önemli değil. Benim için önemli olan iyi bir belediye başkanı olarak bu şehre hizmet edecek, yeni bir vizyon değeri katacak ve şehrin yeni bir umuda, yeni bir heyecana sürükleyecek bir aday olursa yani geçen dönem de oldu. Mesela Ali Bey, işte Ali Şeker da şeyden iyi partiden ittifak adayı olarak çıktı. Biz destek verdik. Ama bu dönem şunu görüyorum. İyi bir aday çıkarılır, doğru ittifaklar kurulursa şehir adına biz üzerimize düşeni yaparız. Yani yine kendi üzerimize düşeni yaparız. Çünkü bu şehirde Şahin Bey iyi bir belediye başkanı, iyi bir belediye başkanı. İyi işler yaptı mı? İyi işler yaptı. Tartışılabilir yönleri var mı? Var. eleştirilecek yönleri var mı? Tabii ki var. Ama bence daha iyisini yapacak adam bulmalıyız. Yani bu kötü demek yerine biz daha iyi yaparız diyecek bir aday tespit edebilirsek, bununla ilgili bir ittifak oluşturabilirsek böyle bir iddiamız olur. Belediye atılmışken aynı zamanda şunu da ifade edeyim. Ya e, işte Elazığ'da en büyük sorunlardan birisi şu anda bana gelen şikayetler yollar. Yollar köstebek yuvası gibi. Altyapının yapılması son derece doğru bir projedir. Tabi altyapı yapılırken doğal olarak yollar da bozulacak. Ama önümüzdeki aylarda işte birkaç ay sonra kış sonbahar mevsimi gelecek. Bu asfalt işlerinin bir an önce Elazığ'da başlaması lazım. Yarın Şahin Başkan'da bu konuda bilgilendireceğim. Asfaltlama işin bir an başlaması lazım. Yani toz toprak sokaklar, caddeler kötü durumda. Doğal olarak kötü durumda ama biraz daha bu asfaltlamanın pratik bir şekilde başlatılması lazım. Evet. Diğer yani burada siz yerelde mesela genel başkanlar düzeni bir ittifak olmazsa bile yerelde bir ittifak yapmazsınız ama herhalde. Yaparız. Biz yerelde ittifak yaparız. Ya gerçekçi olalım şimdi bizim Aynen. tek başımıza burada belediye alma şansımız var mı? Bir isim çıkartırsanız mesela. Şöyle şöyle. Yani yine doğru bir aday ve doğru bir ittifak. Şimdi mesela şöyle. Yani belediye başkanı illa benim partimin üyesi olacak iddiası da bulunursa yani çünkü benim partim de şu anda belediye alacak. Ama bu defa da şeyden eleştiriyorsunuz. Mesela işte DEVA Partisi bir sürü vekil aldı, diğeri bir sürü vekil aldı. İşte diyorlar o ki. Bu ayrı bir şey bak. Parti, e bu defa da mesela iyi Partiden değil. adayız bak. Ben iyi Partili, DEVA Partili olsun demiyorum. Bu Başka başka bir şey. Ya diyorum ki Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve ittifaktan aday olacak kişinin Cumhuriyet Halk Partili olmasına gerek yok. Elazığ'ın kabul edeceği, Elazığ'a hizmet getireceği projeleriyle doğru aday. Gelsin CHP'den. CHP'den olabilir. Tabii tabii doğru aday. Yani bizden aday olabilir. Veya otururuz konuşuruz şartları. Ama önce doğru aday. Yani Elazığ'ın kabul edeceği doğru aday. Çünkü belediye başkanı, inanın bak belediye başkanı milletvekilinden daha önemli. Evet ben de öyle görüyorum. Yani belediye başkanı milletvekilinden doğar. Biz devlet protokolünde millet ve belediye başkanı üstüyüz. Ya yani biz yasama yönündeyiz. Ama belediye başkanları sonuçta siyasi bir sıfatı olsa da sonuçta bir kamu kuruluşunu yönetiyor. Ve sizin 24 saat o kentte yaşayan vatandaşlarımızın hayatının düzenlenmesiyle ilgili becerisi, bilgisi herkesin hayatını etkiliyor. Evet. Herkesin hayatını etkiliyor. Yani benim bir hatam bir yanlışım Elazığ'ı etkilemez çok. Ama belediye başkanının bilgisi, becerisi, kapasitesi o şehirde yaşayan herkese etkiler. Ha bugüne kadar iyisiyle, kötüsüyle, iyi işlerde yapılmış, yanlış işlerde yapılmış. Yani geçmişten bugüne kadar söylüyorum. Yani bu dönem için söylemiyorum. Mesela yani bu döneme kadar yer gelmişsin 2023 yılına. Hala senin boruların işte kanser hastalığı yayan eski borular. Yani altyapı yeni başlamış. Yani tamam bu Şahin Başkan döneminde asbestli borular. Asbestli borular. Bu Şahin Başkan döneminde yapılan şey biz, değil. Şey yani değil. Şey ama geçmişten ta geçmişten beri. gelen ama geçmişten gelen de bu şehirde 7 yıldır AK demiş. Parti yönetiyor yani. Şimdi bu dönemde de yapılıyor. E şimdi bu yapılması doğru bir iş. Ama eksik işler var. mı? Eksik işler de var. Yani biz bunlar eksik kötü yapıldı demek yerine bu şehirde daha doğru işlerin ve daha iyi bir belediye başkanı çıkarmanın mücadelesini veriyoruz. O zaman benim anladığım siz yerel seçime kadar yani, yani yerel yani seçimde bir... belediye başkanı ideolojik bir tartışmanın içine değil Elazığ'a daha fazla hizmet, hizmet edecek, hizmet vizyon katacak vizyonla bir aday, evet, vizyoner tamam. bir aday. Siz o zaman bu, bunun arayışı içerisine gireceksiniz tak, muhtemelen tabii. bundan sonraki süreçte ama ben sizi birazcık tanıyorsam aklınızda bir isimler vardır mutlaka. Üç, e, var isim. tabii canım yani aklımda isimler var yani bu isimlerin birçoğu da işte Elazığ'ın kamuoyunun tanıdığı, bildiği isimler ama bunlarla ilgili hangisinde ne yapabiliriz tabii biz süzgeçten geçireceğiz. Bir önceki çünkü yerel seçimlerde de sizin aklınızda bazı isimler vardı işte onlardan birine karar verildi vesaire işte konuşuldu oturdu siz destekleme kararı doğru, aldınız. Doğru. Bu seçimde de muhtemelen yine yani herhalde aday sizden çıkacak yani değil mi? Yani siz önereceksiniz muhtemelen. Ya şöyle bu dönem yani adayı... Ya şu isim aday olsun Elazığ'da şu isim aday olsun… Ben adaya karar vermeyeceğim bak. Biz adaya karar vermeden önce sim toplum örgütlerini gezeceğiz, muhtarlarımızı gezeceğiz, onların önerilerini alacağız kimi istiyorlar, hangi partiden istiyorlar, nasıl olmalı dinleyeceğiz. Eğer ben adaylığa karar verirsem bu doğru bir yaklaşım değil. Elazığ'ın belki de 2-3 ismi tespit edeceğiz, onlarla ilgili bir anket yapacağız. Yani kim size göre olmalı ama o adaylarımızın yalnızca kişiliklerini ön plana çıkarmak değil, Elazığ'a katacakları bir vizyon değerini ortaya çıkararak sunacağız. Sonuç alabilir miyiz? Mücadelesini vereceğiz. Yani Elazığ'da belediye CHP almak iktidar olsaydık alırdık. Bak iktidar olsaydık Elazığ Belediyesi'ni kesin alırdık. Çünkü bu süre içerisinde ben Elazığ Belediyesi'nin bütün borçlarını ödettirir, kapattırır ve Elazığ'a inanılmaz hizmetler gelmesini sağlardım. Ve derdim ki bak AK Partili bir belediye bile bu katkıyı yapıyorsam CHP'li belediye döneminde daha farklı işler yaparız. Ama şimdi işimiz kolay mı? Değil. Yani gerçekçi olalım. Yani Elazığ gibi yerde CHP'nin belediye alması çok kolay değil. Bir tek Şükrü Kaçar bağımsız seçiliyor sonra CHP'ye giriyor. Onun dışında da zaten çok partinin isteme geçtiğimiz günden bugüne kadar Elazığ'da CHP'li bir belediye yok. yok. Başka yok yani. E şimdi bu dönemde de AK Parti'nin yine en güçlü olduğu dönemde ve iktidar olduğu bir dönemde kalkıp da biz Elazığ'da belediye alıyoruz dersem hem kendimi hem kamuoyunu kandırırım. Ama iddialı bir aday çıkarır, doğru ittifaklar kurabilirsek, yani o adayımızın da vizyon katacağına kanaat getirirse Elazığ şansımız olabilir mi? Olabilir. Bunu zaman içerisinde konuşacağız. Hmm. Anladım. Yani en azından diğer partilerle belki birleşmesiniz bile. Diğer partilerin yani daha zayıf adaylar çıkartmasını belki Yo, sağlar. Yok olabilir yani. de bir araya da gelebiliriz. Hiç tahmin etmediniz partilerle bile bir araya gelebiliriz. Bugün bunları konuşmak çok erken. Anladım. Hiç Ama bu Elazığ az üzerinde de olabilir diyorsunuz. Yani ülke genelinde olmasa bile bir Elazığ'da ittifak Elazığ, Elazığ, Elazığ üzerinde. Elazığ o riski de alırız biz tamam. kendi kendi Çünkü yani Sayın Vekil özellikle bunun üstüne duruyorum. Çünkü en çok artık merak edilen konu bu. Yani işte hangi parti Ama kim aday erken, gösterecek? Ama daha erken, daha erken. Zaman geçtikçe bunlar netleşir. Belediye meclis üyelikleri falan onlarda değil. Tabii da tabii hepsini konuşuyoruz. Yani hepsini konuşuyoruz. Ama bunu bir pazarlık içerisinde değil. Yani bunu tamamen Elazığ'ın e, gelişmesine yönelik katkı sunabilecek iyi bir meclisi nasıl oluşturabiliriz? Ben yalnızca kendi meclis üyelerimin belirlenmesine yönelik örgütüme danışmam. Aynı zamanda mesela ittifak yaptığımız zaman bize gelen isimleri de tartışırız. Yani o öyle olmamalı, böyle olmalı diye. Ve o isim değil, bu isim olmalı diye tartışırız. Mesela ben ben iyi bizim bu dönemki bir arkadaşlarımızda, iyi Parti'den olan arkadaşlarımızda, Mesela öyle bir ittifakta bir dönem daha devam etmesini isterim. Niye? En azından bir tecrübeler oldu. Çünkü onlara katılacak yeni isimler de olacak. E, Dikkat önemleri oldu. Meclis çalışmalarını gördüler. Bir bütçe nasıl yapılır, nasıl kontrol edilir, nasıl denetlenir onu biliyorlar. Orada tecrübeli arkadaşlara da ihtiyacımız var. Mantığımızı yürüteceğiz. Yani hmm. duygularımızı değil mantığımızı yürüteceğiz. Evet, e, tabii şimdi tabii bir de şey var Sayın Şimdi siz ittifak yaptınız. Elazığ'da e, özelinde, özellikle çok iyi e, bir e, seçim süreci yürüttünüz. ittifak yaptınız partilerle birlikte. E, şu anki onlarla olan durumunuz, iletişiminiz nasıl? Mesela e, ikinci sıra adayı e, Saadet Partisi Elazığ İl Başkanı… İttifak bitti. Evet. Nezaket e, <laughs> iş kuralları içerisinde arkadaşlarımız bizi aradığı zaman biz onları aradığınızda iletişim kuruyoruz. İttifakımız bitti. Yeni dönemde yeni ittifakla ilgili yeni görüşmeler başlayabilir. Ya şu an gör, görüşme e, Şu anda genel merkezler de açıkladı. İttifaklar yok, bitti. Yok yok ha, ikili bir görüşme falan. Yok canım olur mu öyle şey? Aynı seçimde kader ortaklığı yaptık, gezdik, dolaştık, kampanyaya katkı verdik. Yani kimin hangi oranda getirdiği oy benim için önemli değil. Samiyet önemli. Herkes sam bir şekilde elinden gelen katkıyı verdi ve sonuç bu oldu. E, onun için yani biz arkadaşlarımızla ilgili her zaman iyi insan ilişkilerimiz nezaket kuralları sesinde görüşmeye görüşüyorum yani hepsiyle görüşüyorum. Evet. Son olarak... soruyor. Sonraki yayının başında aslında ifade ettiniz. Bu ortak e, toplantılar çok önemli. Siz geçen seçim sürecinde bundan çok dert yanmıştınız. Tabii, tabii. İşte bu ilin dört vekili değil, beş vekili tabii, var. Beş tabii, vekili var demiştiniz. Ee, ama sizi toplantılara davet etmiyorlardı, çağırmıyorlardı. Hakikaten kamuoyu da üzülüyordu bunu. Yani. Net, neticede beş isim vekil var. Beş kişi seçilmiş Elazığ'dan. Neticede siz olsanız da iyi olur diye düşünüyordu kamuoyuda. Ama bu e, süreçte özellikle e, bu e, AK Parti Elazığ milletvekili e, e, Mahmut Rıdvan hazırlığının hmm. daveti sosyal medya üzerinden de e, bu paylaşıldı oldu sizi davet etti e, siz toplantıya o toplantıya katılamamışsınız ama benim bir mazeretim vardı kendisine ilettim ayrıca da teşekkür ettim teşekkür ettiğimi de paylaşmıştım bu konuyla ilgili davetle ilgili özel söylemek istediğiniz bir şey var mı Yo, ya? bunun ya. devamı özellikle yani devamı gelir mi gelecek mi ya da ya bu yok yok şöyle şimdi tabii biz yani bu tür davetler gelirse bizimle ilgili cumhurbaşkanlığına birlikte ziyarete gitmemiz gerekir bakanları ziyaret etmemiz gerekir bana da ihtiyaç duyuyorlarsa ben hepsine katılırım yani sonuç itibariyle bu şehirde ben 5 yıl milletvekili yaptım. Sorunları biliyorum. Nerede ne konuşacağımı biliyorum. Nasıl gündeme getireceğini biliyorum. Onlar için de bu bir kazanım olur. Ama şöyle tabii sonuç itibariyle her zaman şu bir gerçektir. Yani iktidar partisinin milletvekillerinin sorunların tespiti ve çözümüyle ilgili sorumlulukları daha ağırdır. Yani mesela ben artık Elazığ'ın toplumsal sorunlarıyla ilgilenebilirim. İşte bu deprem sürecinde yaratılan mağduriyetlerle ilgili, yeni konutların yapımıyla ile ilgili, kentsel dönüşümle ilgili, sulama projesiyle ilgili, Pertek Köprüsüyle ilgili. Yani ben kendisi, artık kentin muhalefet partisinin milletvekili olarak genel sorunları gündeme taşıyıp onlarla ilgili bir gündem oluşturmaya gerek. Ama kişisel sorunlarla ilgili mesela iş talepleri var, tayin talepleri var. Bunları muhatabı kim? Bunları muhatabı iktidar partisi milletvekilleri. Onun için diyorum. Yani vatandaşın içine girin, dolaşın, vatandaş siz olasın, bu sorunları çözün. Bu sorunları çözecek bir gücüm yok şeyim de yok benim. Yani öyle bir etki alanım da yok. Yani çünkü ben her bürokratı aradığın zaman bir kişi için ancak karar rica edersin. Ama her gün 100 tane talep gelirse nasıl çözersin? Çözemezsin. Ama iktidar partisinin milletvekillerinin bu konuda hareket alanı daha geniş. Mesela ben hep söylüyorum. Beni iki şeyde her zaman arayabilirsiniz. Bakın iş konusunda size söz veremem çünkü iktidar olmadı. İktidar partisinin milletvekili değilim. Olsaydım adil davranır, herkesi eşit davranırdım ama şimdi yapmam gereken ne? Eşit davranması ve adil davranmasını sağlamak. Ama cenazeniz varsa, hastanız varsa bununla ilgili bana her zaman ulaşın. Telefonum meşgulsa, toplantıdaysam ulaşamıyorsanız mesaj atın. Yani bu konuda zaten elimizden gelen bütün katkıyı veriyoruz. Niye? Özellikle Ankara, İstanbul, İzmir belediyeler bizde, Büyükşehir belediyeleri. Oraların cenaze hizmetleri var. Hastalarla ilgili bizim kendi kurduğumuz sistem, kurduğumuz bir sistem var. Bununla ilgili hay hay başı gözüm üstüne her zaman yardımcı olurum ve oluyorum da. Ama dediğim gibi yani böyle iş talebi, tayin talebi yani ben iktidar partisinin milletvekili olmadığım için Bunların çözümüyle ilgili çok büyük bir katkı sunamam. Bu iktidar partisinin milletvekillerinin işi. Ama onun dışında da işte buraya gelirken bile vatandaşlarımızın birçoğu bana TOKİ konutları ile ilgili ödemelerle ilgili, kentsel dönüşümle ilgili yani birçok konuda mesajlar atıyor. Ben zaten bunları biliyorum. Bunları zaten yine ilgili komisyon toplantılarında, bakanlık toplantılarında, meclis gündeminde ben bunları taşıyacağım. Yani ben artık şehrin sokak sokak gezen, sorun dinleyen milletvekili değilim. Ya yani onu baş yıl içinde yaptım. Artık ben şehrin yani ne diyeyim? Sorunlarının sahiplenmesiyle ilgili yönlendiren bir milletvekili olacağım. Yani benim gelip Elazığ'da artık yani sürekli sokak sokak geçmiş 5 yıldaki gibi gezmem çok doğru değil. Niye değil? Ben o dönem Elazığ'ın sorunlarını çok bilmediğim için, dışarıdan geldiğim için, çünkü Tunceli milletvekiliydim. 5 yıl içerisinde inanılmaz bir şey gösterdim, performans gösterdim. Ve konulara şimdi hakimi. Şimdi benim yapmam gereken ne? Bu sorunlar hakim olduğum konuların, sorunların çözümüyle ilgili parlamentoda ve bakanlıklar düzeninde katkı vermek. Sorunları dizinleyecek, muhatap olacak kim? Cumhur İttifanı milletvekilleri. Yani onlar bu işin bir bireysel talepleriyle ilgili sorumlusu onlardır. Genel sorunların sahiplenmesi, gündeme getirilmesi, so şeyde, sorumlusu da ben. Anladım. Bundan sonra böyle bir hareket alanımız olacak. Çünkü birinci derecede sorumluluk bu şehirde AK Parti'den yana vatandaş iradesini kullandığı için, dört milletvekili Cumhurbaşkanı'ndan seçti seçtiği iktidar partisi olduğu için, bu arkadaşlarımız bu sorunlara sahiplenecekler, ben de onlara katkı vereceğim. Peki. Sayın Bekir, çok teşekkür ediyoruz. Evet, ben teşekkür Sağ olun. Çok sağ olun. Sağ olun. İyi akşamlar diliyorum, iyi yayınlar. Çok teşekkür ederiz. Efendim canlı yayın konuğumuz Cumhuriyet Halk Partisi, Elazığ Milletvekili Hürsel Erol bizlerle birlikte oldu. Elazığ ve Türkiye gündemini değerlendirdik. Sayın Vekim'ize bir kez daha teşekkürlerimizi iletiyoruz. Efendim son baskıda bizlere ayrılan sürenin sonuna geldik. Tüm ekip arkadaşlarım adına mutlu akşamlar diliyorum.